Aziz seyircilerimiz, şimdi geçerek programımızın konusuna. Gerçekten bu konumuz, bugünün konusu çok önemli bir konudur. Ve bizimle çok değerli ve kıymetli bir misafirimiz vardır. Konumuz da olacaktı Türkmen edebiyatının geçmişi ve şimdiki hal ve geleceği. Ne şekilde olacaktı ve gençlerimiz ne çok şiirlere meraklıdırlar, nasıl şiirlerde çok yazdılar. Bunlar hepsini inşallah teker teker ele alacağız. Bizimle çok değerli ve kıymetli bir misafirimiz var. Sayın ve değerli kıymetli ustadımız Asi Nusrat Ağaoğlu. Çok hoş geldiniz bu programımıza. Günaydın. Günaydın, sağ olasınız. Üstadım, biz hemen başlayalım, sorularımıza girelim. Bazen indi gençlerimiz hani yazdıkları zaman çok meraklıdırlar bir horiyata, bir de serbest şiirlere, yenge yani yazanlar şiire ki horiyattan hani ilk başlamakları horiyat oldu, sonra şiire geçtiler. Şiir dünyasına geçtiğinden hemen baksan serbest şiirler yazdılar. Acaba neden aruz vezninde çok görmür yazsınlar? Üstadım, bu şiirde yazandalar. Ben. Yani mevzun şiirde yazandalar aynen şiir-i hürre benzer, serbest şiire benzer. Manası birbirine uymuru. Ama şiir-i hür, şiir-i dediğimiz ki serbest şiir yazmağı mevzundu. Tef'il üzerine çok büyük şairler tef'il üzerine yazarlar. Mukaffa olur, her şey fikresi baştan başlar, sona teker. Mesela Nazikül Melaike'nin şiirlerini al, Seyyab'ın al yine oku, Ahmet Muhtar'ın şiirlerini, yani güzel bir fikre verir. Ama bizim indi gençlerimiz yazanda, inanmıyorum böyle çok serbest yazanımız yoktu. Çok az yazanımız var. Ama en çok mehlimiz vermişik, dörtlüyden hoyrata. Acaba sebebi nedir? Sebebi bu, yani okumamaktan geldi. Sebebi bu, bilmemekten geldi. Rasitleri yoktu. Yani edebilmeliler, şiir yazsınlar. Sonra dediği aruz zahmetti. Herkes yazabilmez özü. Her şair yazabilmez aruzu. Bu hece bir nev' aruzdan rahattı. Barmaktan sayar özünü, yazar. Ama aruz aynen o eski zamanda kıyı ile lam yapardılar. Aynen onun kimindi. Yere uysun birbirine. Tef'il etsin bilsin, buhurun bilsin. Ustadım, burada bizim acaba diğer sorunu istesek bir yerdeki bir çevreye koyalım özel. Acaba sorunumuz bizim okullarımız olmadığı için, yoksa da bizim kültür merkezleri, yoksa da bizim ama derneklerimiz vardır. Yani edebiyat derneklerimiz vardır. Ne bileyim yani çok bir şeylerimiz var. Burada kurslar olmadı gençler için, yoksa bir kimse bunların elini tutmadı, yoksa da bizim yani bilmiyorum bir böyle kurslarımız olmadı. Sorun haradaydı ki gençlerimiz çok ne değilsen deyir, ben özüme alıştırdım. Neden tamam. Hiç yokumuzdu bir dernek diye bir şey gençleri alıştırsın? Vallahi üstad, hakikaten bu söz doğrudu. Yani ne kurs var bizde, ne indi yengi bizim bu Türkçe okullarını bitirenler yedirip fakültede, yani Türkçe okullar. Ben görürüm, bazı geldi, böyle bazı sorular sordu, bazı şahsiyetlerin üzerine tekrar yazdırdılar. Yani fahimdiler, güzel şeydi. Gitgide inşallah daha üstün olurlar. Ama bizim istediğimiz daha ehemmiyet versinler bu mektebe, bu okula, Türkçe, hatta öz dilimizi daha üstün edelim. Ama dediği Türkmen örgütleri, o ders yoktu orada. Bes otururlar, olabilir bir mozu üzerine konuşurlar. Bir şiir akşamı üzerine. Var. Olabilir bir takım şiir okurlar. Haftada da bir gündü. Ve daim de yoktu özlerine, ben bilmem. Onların ellerinin tutun kimse işte yoktu. Mesela. Bizde yani ehemmiyet, en çok gençlerimizin ehemmiyet vermeği ilmi derslerdi. Hani onları biraz tayin olduğu için. Tuzdu, saydala bilmem bu şey. Ehemmiyet verildi hükümet tarafından. İyiydi, mesela edebi
farını bitirenlere çok ehemmiyet vermirler. Tabii. Tayinde, her şeyde. O sebebe millet uzak düşürür. Tabii. Ha. Peki Asi Bey, biz istirgbilağın bu zamanlarda sen biraz önce konuştuğu gençler üzerindeki ehemmiyet verirler ilmiye. Peki hiç gençlerden yoktu birisin begenesen ve aynı zamanda yani şairi begenesen, genç şairi. Yani tanılan biri olsa bir de neden gençler şiir yazandılar hiç meyillerini vermirler kitabı tab etmeye veya okumaya? Evet. Vallahi kitap yani kitap yazmak ister bir müddet çok dirase etsin, iyi bir mevzin şiirler yazsın, beğenilsin şairler tarafından. Yalla getir kitaba, ondan sonra kitap da işte para ister. Dem ister. Destek ister. Ha, destek ister. Hı. Ama bu şiiri yazmak, şairler dedi yani var mı var içlerinde güzel şiirler yazar. Yardımcı olasın var, yani. Ya, ha mesela bakarsan Facebook'ta tavasıl içtimaide göründüm. Bazen ben bazının şiirini doğrularım. Yani has yollarım özçün. Bakarım ağırlı doğrular, memnun doğrular. Bazı ha boş verir, ha aramaz da. Dermem ki tamamdır. Yani o inatlıktan işte, olmaz. Ustadım bu doğrusu önemli bir noktadır. Ne demek istedim? Bizim her zaman diğer öğrenciler olsun filan olsun bitirene kimin öğretmek şart tahtadır. Yani bu çok insan ne kadar istese yetenekli olsun o kadar öğrenmek zorundadır. Bir de ister bir hazine olsun bizim sözlerden, eski sözlerden, yengilerden. Yoksa da bazen bir yeri vasf ettiği zaman ister onun üstünde bilgisi olsun. Tamam. Çünkü bilgisi olmadığı zaman edebilmez yani bir bilgiler versin, şerine katsın. Ya teşbih diye filan diye. Burada ona da girmek istedim. Acaba gençlerimizde, bizde, yani bizim Orta Doğu'da neden takabül etmezler nasihati? Neden? Yani bu şey yarandı bizde. Acaba bu bizim milletimize bağlıdır? Yoksa ne bileyim okullarımızda mı ne iyi şekilde bir öğretmediler? Özellikle şiir dünyası nece diğer bir insani dünyasıdır. Bir duygusal dünyadır. Yani bu öğretme istemez burada insan biraz gururlansın, tekabbur etsin, alışmaya meylin vermesin desin ben doğru yapayım. Niçin bu bizde var bizim gençlerde? Ustadım bir gün bir mulla oturmuştuk. Dedi canım bu Kur'an okuyanlar gelirler taziyede, Kur'an okurlar, tecvid bilmirler, makamat bilmirler. Dedim senin suçuydu, o bir mullaların suçudu. Dedi ne tekin? Dedim gelir bazen okur yanıyla deysen ahsent, çok güzel. Burada dedim benim mulla begende daha değme, ha böyle okuram. Şimdi bu tavasıl içtimaide birden bir hoyrat atanda 300 talik, 300 icab. Bu deyir, deyim hemen şair oldum. Baba bu şiir döyü. Bu sana icab verenler, talik yazanlar. Mücamelerdi. Bunlar mücamelerdi. Ondan sonra mücamelerden de ayrı ustad. Bu okuyabilmir. Bilmir ne var, ne var, bu şiirde ne var. Tabii. Ve sen aldanma bunlara, oku. Yetkiden kitap var, Facebook'ta çal eli internette dünyanın kitabı çıkar. Tabii. Dünyanın buhur çıkar. Nece yazasın, yani, nece tatbik edeceğiz, nece... Hep bir şey alıştırmalı. Hocam yani diyelim insanları yanlış yola millet gönderdi. Millet. Millet sebepti. Çünkü Asi Bey biz genelde bilir, bu yorumu yazan, biz bilmirik bu neçe yaşındadır, ne bitiripti, tamam. Bu insanın kültürü nedir, ne dergi, ne kadar dünyadan bildi. O yüzden biz gerek bu şeye önem vermeyelim. Ben şiiri yazandan adet istemiyorum. Peki. Kem istemiyorum. Nau'i. Nau'i istemiyorum. Doğru. Benim 4 şair yorum yazsa benim için 100 deneden övülerdi. Bilmem bu şiiri okuyuptu. Doğru. Ama o bir kere çok güzel yazdı geçti. Çok güzel. Çok güzel. Ben tabii onun geçmez. Tabii. Bazen tasarruf edelim. Bazen diyenler yok hele bir şiir kamil. Bir beyt baksan 100 mana verir bu sehli mümtena ki Arapça vardır. Bilmem Türkmencede sehli mümtena var yoksa yok. Yani bazen bir beytten bilesen bu şair de yok ha şair de. Ustad Hüseyin velo konudan ağlar bir şey yapmamıştı. Bir
Türk sultanlarından bir tane zavkına gitti, güzel hükmünü gördü, bilmem ne, bir şiir yazdı. Geri gelin bir şair getirmem ki, en büyük şair o vaxta getirdiler özünü. Okudu dedi, baktı bu şiir diyor, her şeye benzer, şiire benzemedi. Ne kafiye, ne vezin. Olmaz sultana desin bu hakikatleri. Zindana tarzı. Dedi sultanım sağ olsun sana, tac yarar sana. Mülk yarar, sənə meliklik, sultanlık yarar. Vazgeçim ondan, diplomasi bir şekilde dedi. Dedi, atım onu tavlaya. Sözüm yabana, hayvanattan bir... Bir hafta kaldı, saldılar özünü. Bir müddet dedi, sən benim şiirimin mənəsibə gelmedi. Bir müddet sonra bir de zavuk aldı özünü, bir şiir yazdı. Dedi, gelin o herifi getir, o şairi. Getirdiler, baktı özünə şiiri, aynı şiirdi. Yani ne vezir, ne kafiye bir şey. Ne diyorsun? Bir de aynı hikaye dedi, padişahım sağ olsun, sultanım sağ olsun dedi. Böyle dedi, o tavlanın yolunu göstereyim. yani insan... Şair mebde'i sahabede. Şair mebde'i sahabede. Yani öz rayını gerçek bir şekilde söylemek lazım. Benim ustadım, ablam, ben bu cemde para olmasa, girsem pazara bir şey alabilmem. Tabii. Doğru. Para olsa her şey alabilirler. Her şey alabilsin. Buram dolu olsa, şiirin usulünü bilirim, vezinini bilirim, kafiyesini bilirim, şey ederim, yani yazabilirim. Mesela buna teşbih koyarım, belagat koyarım, mukavvamat-ı şiiri koyarım içine. Doğru. Aklımız ya da fikrimiz zengin olması lazımdı. Peki Asi Bey, eşdağın sizden sırada bir şey hazırlayıp size bizim için. Bir vaktiyle Osman rahmetli Osman Mazlum şairin şiirine bir nazırya yazmışam. Karşılık şeyle İran'da derler tazmin. Bir al yanaktan zülfünü göster cemalin gözelim. Ta peki sıra okuyur kaşi hilalin gözelim. Göz susuzdan kuruyup dilden damağım eşkine, bırakın ben sümürem abi zulalin gözelim. Halk edup halık seni yok hilketinde noksanın, ibda edup gül yüzünde nepşi halin gözelim. Sırma saçın tellerini, sırma saçın tellerin gösterme ya gün tutulur. Göz nefesten korkuram, ört başa şalin gözelim. Yeryüzünde, şerke garipte hiç bulunmaz benzerin. Leyla aslı sene ermez, yok misalin gözelim. Yokla gönlüm nebzini, bilmek için sen vefamı. Yanmayayım ben oduna, kesme vusalin gözelim. Fıska vursan kan atar, baldan şirindir yanağın. Şekerim, şekerim kalksın bine, ver için balin gözelim. Sarhoş eyler içeni, aksa gözünden damla yaş. Kase doldur, noş edin. Aşk-ı kemalin gözelim, aks eder süslü baharı sendeki bir tek bakış. İstemem gül bahçesiyle dünya malin gözelim. Köşk, köşk saraylar sizin olsun, tek çadır çoktur bana. Yeter artık bana yalnız hoş hayalin gözelim. Mubteladır ağa oğlu, aşkına göster vefa, dolaşır sahraları, gün yakar dağının gözelim. Ağzına sağlık, yüreğine sağlık, çok güzel. Güzel bir şiiriydi, çok. Şeyin şekerim şiirine, Osman Mazlum'un, Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Sayın Asi Bey, biz burada doğrusu hani...
dediğimiz İran'da nazira değiller. Bizim gehten bir vistifalara İran'da ya Türkiye'de insanlarımız, şairlerimiz buradan katılır. Ama gene de yani diyak batı tarafında olsun yoksa Arap ülkelerinde olsun filan bizim böyle Türkmen şiirini diyak dünya çapına uluslar arasına ulaştırabilmedik. Orada mesela bizim şiirlerimiz başka dillere dönsün, İngilizce olsun, Fransız sözü olsun. Çünkü bilerek Fransa'nın edebiyatı da zengin bir edebiyatı, İtalya'nın da edebiyatı. Bizim oralığa ulaşmadı. Bir kaldı Irak içinde, bir de Türkiye, İran, Azerbaycan olabilir. Bu yerlerde Türkmen işlerinde çok da festivaller yapanlar, insanlarımız katıl edilir. Neden biz onlara ulaşabilmedik? Ama Türkmen edebiyatının çok uzun bir tarihi de vardır. Ustad, bunun bidayası var, başlangıcı var. Doğru. Saddam bizi kör etti. Saddam doğru. Devrinde kör etti. Ne okumak, ne yazmak, ne okul, konuşanı tut at zindana. Bu kitap basardılar vaktiyle şey irşat. Doğru. Tabii. Türkmen irşadı. Eğitimi. Aparırlar, bunu okurdular, dediklerler bu kelimeyi. Harada bir kelime var. Çıkardılar. Bazı kitaba bir fiil vardır diyen bu basılmaz. Bu sebepler koydu. Şimdi bu 20 ilde, 20 yıl dönümden sonra biz yani bir ayak açtık bir İran'a, doğru. Türkiye'ye, doğru. Ayrı Azerbaycan'a. O da çok yok. Yani çok şair, çok edebiyat, çok yani barmaktan sayılır. Doğru. İndi kadar yani böyle fukulumuzu, ağırlığımızı dışarıya atmamışız. Yani dünyaya tanıttırmadık edebiyatımızı. Onun için tanık. Yani sadece yavaş yavaş kaldık tanık, yavaş yavaş. İnşallah gelecekte bizim i̇nşallah. Şairlerimiz çıkar, dolanı. İnşallah. O günlerde görürüz inşallah. Bizim edebiyatımız yetirirler oraya inşallah. İnşallah. Peki Asibe, girendeğiz, elinizde kitap var idi. Merak ettim bu sizin son kitabınızı. Bir de mesela. İnşallah. O günlerde görürüz inşallah. Bizim edebiyatımız yetirirler oraya inşallah. İnşallah. Peki Asibe, girendeğiz, elinizde kitap var idi. Merak ettim bu sizin son kitabınızı. Bir de mesela sinadın. Ne zaman bitirdi o özün, adı nerede? Bunlar çok merak ederim. Bu kitap bizim üzerimize hisar olanda yemekler çok baha oldu. O zaman böyle pazarda yani bazı yemekler alınmırdı, şey etmirdi. Ben başladım yazmağa özünü. Türkmen elinde yemeklerimiz dörtlü yazdım özün, dörtlü. Ve tekriben bir 120 dörtlü yazdım üzerine. Bütün yemeklerimizi aldım. Yani bizim Türkmen elinde ne yemekler var onları aldım. Hepsini aldım. Yazdım. Her birinin üzerine bir dörtlü, iki denenin üzerine bir. Bunu bastım. Bir 100 tane kalmadı. Dedim bir daha döndürüm basmasını. Tabiydim özünü. Ve bazı arkadaşlar mesela deyirdi, filan yemek yoktu içinde, filan yemek yoktu. Onları da yemekler aldım, tekrar bir yani bir 180-190'a çaldı. Bunu yazdım, benden bazı arkadaşlar Türkiye'de istemişler. Ve dediler, en iyisi Türkçe harfine de çevir özünü. Daha güzel oldu. He, daha güzel. Şimdi yarıdan Türkçe harfine çevirmişim. Yarısı da bizim Osmanlı dili, Arapçadır. Bunu yenge bastırdım. İnşallah. Yani bir Türkmen elinde yemeklerimiz bu kitap tek bir kitaptı. İndiye kadar çıkıptı. Ustadım, buna benzeyen bir şey yok. Uzun anca sürdü bunları toplamak için bu bilgileri. Vallahi özü tekriben Ustad Hüseyin çok sürmedi. Daha bir 5-6 ay sürdü. Ama 95-96'dan hebele kaldı. Yani bugün basarım, yarın bilmem ne. Ha, şey erteledim özünü. En sonunda yani izafi de yedirdim üzerine. Tabii. Verdim özünü. Elinize sağlık tabii. Çok peki, güzel. Peki Asibe, içinde bir parça okusağız bizim için. Hatta bilagın ne şekilde yazmışsın? İnşallah. Bidayede
Dilem kulak asın bizlere, nimet sayım sizlere. Yazdım kalsın bu eser, ayak bassın izlere. Şükrederim nimete, faydası çok millete. Allah bil hikmetin şifadır her illete. Kazdık bir bir çengeri, doldurduk bir lengeri. Men pekilerem tikanın, arvat küsme döngeri. İşte nohut aşı doğrama, konşuya pay yollama. Kırmızı ak tavuktan aşta çok et kullanma. Kuru pekle buğdanı, koy tendüre dızanı. Çaşmasın vaktinde siz, çaşmayın vaktinde siz, kıştı onun zamanı. Yani yazıklar verir, kellerde, yani çok kalmaktı. Garip bir şeydi. Çok güzel. Güzel. Yani çengerde de o merakım çekti. Biraz diken peklemeye, kadınlar için zor olduğu için deysen dönmen edeceğim. Helva sağlık, çok güzel. Sayın Asi Bey, son sorunu istedim deyelim. Ondan sonra bir ilahiyat eğer var ise Allah sizden. Vallahi ilahiyat getirmemişim ustadım. Getirmeyeyim. Tamam, naksı olsa ama bir Elfani son soru. İnşallah, elfani olsun. Bir son sorumuz vardır, ona istedim deyelim. Bizim drama diye, yoksa da hikayelerimiz çok azdı. Acaba neden bizim indi istedikleri zaman bir tiyatro yapsınlar, yoksa istedikleri zaman bir dizi yapsınlar, yoksa bir film çeksinler? Bizim olaylar çok oldu. Yani eğer eski dönemde olsun, yeni dönemde olsun, terör girenden sonra insanlarımız çok maceralara uğradılar. Bunların hiçbiri bir hikaye şeklinde, yani gerçek hikaye vakıa diyakın, yoksa da hayalden demirik, çok azdı da. Yani kimse gelmedi mesela bakın bu hikayeleri drama şeklinde yazsın, senaryo şeklinde yazsın ki insanlarımız da faydalansın. Yani şimdi görürük de hatta tiyatromuz, dizilerimiz diyende neden hiç yoktu? Diller yazarımız yoktu. Acaba neden yazar azdı bu konularda? Avvelen bunun ustad yazmağı çok zahmet. Zahmet. Yani mesela diyelim Eyfor 10, 15, 20 Eyfor kağıt yazar. Bunun efkarını tecmi etmek, yığmak, yazmağını pusula indirmek zahmet. Huvaratları da konuşmalar, hepsi doğru. Yani bir öğrenci ister fakülte bitiripti. Bizim indi en çok yani ihtimadımız bu fakültaya, Türk Edeb Fakültesine giden öğrencilerdi. Onlar belki de bunları edebilirler yazsınlar. Gelecek. İnşallah da yazarlar. Ama bizim yazanımız var. Yani indi alanda bu dergileri, Türkman dergilerini var yazırlar. Ama sahada okuyan yoktu özünü. Yani onu mesrahta kullanan yoktu. Onu mesela tab edip pazara atmalı. Pazara atanda da kimsenin korku kimse yoktu. Mata alsın, kitap matal olsun. Peki bunun sebebi nedir? İndi ustadım hapsi nazarı olup gözüyle oturup sen televizyonda, internette hepsi ondan olup. Mafruz bunları atsınlar. İnternette açsınlar, işte televizyonda da temsil olunsun, şey millet istifade etsin. Velakin mesrahımız yok, mümessiller, mümessil yoktu, daim yoktu. Daim olsa hükümet, tabii. Mesela ayrı bir münazamalar, yüzlerce mümessil şeyimiz, temsilçimiz çıkar, mesrahlar yapılır. İşte sahneler yapılır. İnşallah olur. Yani bizim de özellikle yavaş yavaş. İnşallah Ustad bekleder. Hürriyet 20 ildi görmüşük. O 20 ili de terör, Daesh bilmem ne öldür. Tabii. Ama gelse aydınlığa çıksak herkes öz yolunu tapar. Herkes öz işini görer. Peki gelecekte de bizim Türkman, genel Türkman müdürlüğü yani ki Kültür Bakanlığı'nda eskiden var idi. Belki o da döndüyse, İnşallah o dönse de büyük bir destek oldu bizim sanatçılarımıza, edebiyatçımıza. Sayın Asi Bey, eğer imkanı var ise sizden bir irfani şiir de alsak çok memnun olurum. Ya Allah, diri bir tebessüm eyle gel, siz kırmayın han gönlümü,
rahmin olsun vermesen mehnete kurban gönlümü. Çekmişem derd-ü gemin, olup nazik bedenim, kiprigin oklarına kurmayın nişan gönlümü. Aşkından etme uzak, olma zati hem sütü pis, bir daha yandırma sen yanan perişan gönlümü. Geceler sübhe kadar hasbı halim var oyağım, etmeyin siz gusleden aşkında veran gönlümü. Çek gözüm, bırak beni, koy da yanım ateşime, doldurma bir daha kan, kanla dolan kan gönlümü. Minip sen zulm atına, sal başına çekme gemin, degmeyin, koy kişnesin, etsin de meydan gönlümü. Ekme dert derdim üste, kalmadı çekmeğe ahım, zulma git bin defa eyle, sen de elvan gönlümü. Basıptı dağ eline, terk-i dünya ağa oğlu, azılan bir kuş tekin, sanmayın asan gönlümü. Allah sağlık, çok güzel. Güzel bir şiiriydi, çok beğendim. Sayın çok Asibe, yani irfani şiir o birisilerden ne farklıydı? Yani ister burada insan biraz dinlen filan bular, hepsini bilsin ancak yazabilir, yoksa her geldi yazabilir böyle. Her özü ilahi yazmak, ilahi yazmak diyebilirlik cami şey harici olmasa, beslemesi sonra o bi'ede yaşar, o bi'e, dini bi'e olmasa yani çok yazabilmez. Okusun da gerek, tarihe dönsün. Doğru. Hani bizim biraz ona çünkü sordum, sinezanlarımız vardı. Bir tek sinezan istediği zaman o zaman da yazsın. İster mesela tarihten bilsin, olayları bilsin, tamam, okusun, olayları aktarsın, bilsin. Kimdiler, kim dövüler, kutsiyatlarını bilsin. Yoksa her geldi yazabilir. Çünkü bazen görürük, hatta bazı sinezanlarda da o kutsiyatı kalmıyor. Zayıftı. Zayıf yazırlar. Yani bazı kelimeler olabilir o sinezene uymaz. Diyebilirim sana uymuru yahut da ihanedir. Yani, olmaz doğru. Ustad. Gerek iyi bir güzel kelimeler, güzel fikirler koyasan içine. İşte nece diğer edebiyatımız sahipsiz kalır. Tabii. Her gelen bağımız bağvansızdır. Her gelen girdi, istediği gülleri ezir, kupardır, yedir. Eğer gelse bir rikabı olsa, hükümet tarafından kitap tab'ına rikabı olsa böyle olmaz. İşte, tabii ki. Bizim de yani olabilir biraz bu sosyal medyanın da etkisi oldu. Evvela herkesi çıkartmazlar bir sahnada, bir festivalde okusun filan. Ama şimdi diyebiliriz sosyal medya, Facebook olsun filan bu bir sahne oldu. Herkes gelen şehrini andırır filan. Bu da tamam. Biraz zayıflaştırdı. Tabii biz burada bu görüşmenin sonunda sizden sonsuz teşekkürümüz belirtirik. Çok güzellik kattınız programımıza gerçekten. Size de üstün başarılar dilerim. Allah uzun ömürler de versin size. Sağ olasınız. Allah razı olsun. Ben de teşekkür ederim sizden ki beni buraya ağırladınız. Rica ederim. Bu görevimizdi. Sağ olasınız. Şeref verdi bize. Çok sağ olasınız.